Bugün Türkiye gündeminin en önemli maddesi elbette ki enflasyon rakamlarıydı. Çünkü hem memur zamlarını hem de emekli zamlarını çok yakından ilgilendiren bir konu başlığı. Ve nihayet enflasyon açıklandı. %14.6'lık bir enflasyon var. Tüm döviz müdahalelerine, dolar müdahalelerine rağmen enflasyon yükselmeye devam ediyor. Ve 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Memura ve emekliye bu enflasyon oranına bağlı olarak %7.47 ile %8.47 oranlarında zamlar gerçekleşti. Sadece devletin yaptığı zamlara baktığımızda bile milletimizin her geçen gün biraz daha fakirleştiğini görüyoruz. Dünyadan da önemli başlıklar var. İran, uranyum zenginleştirme açıklaması yaptı. Bence çok kritik bir açıklama, nedenlerini konuşacağız. Öbür taraftan Georgia seçimleri gerçekleştiriliyor. Georgia seçimlerini demokratlar kazanırsa bu bir mavi dalga etkisi yaratacak. Onun için o seçimler çok kritik, yakından takip etmemiz gerekiyor. Avrupa'da tasarruf eğilimi her geçen gün artıyor. Bunun en net göstergelerinden birisi Alman vatandaşlarının tasarruflarının çok hızlı bir şekilde arttığını gösteren veri. Yine bunun detaylarını paylaşacağım ve altın üzerinde neden etkili olduğunu konuşacağız. Yine önemli bir başka başlık, Amerika'nın Çinli şirketleri borsadan kovuyor olması. Bütün bunların piyasalar üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Özellikle altın fiyatları üzerinde çok ciddi etkileri olacak. O etkileri detaylı bir şekilde bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Enflasyon %14.6 dedik. Düşüş eğiliminde değil, düşme ihtimali de yok. Doların düşürülmesi bile enflasyonun gerilemesini sağlamıyor. Çünkü hem devlet hem de üreticiler çok ciddi oranlarda zam yapmaya devam ediyorlar. Bu da kaçınılmaz. Tüketici enflasyonu şu anda %14.6 seviyesinde ama üretici enflasyonuna baktığımızda 25.15 seviyesini görüyoruz. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas her geçen gün biraz daha açılmaya devam ediyor. Neredeyse %11'lik bir fark oluşmuş durumda. Bir önceki ay bu fark %9 civarındaydı. Onun öncesinde %7'ler, hatta %6'lar civarındaydı. Bu makas açıldıkça arkadaşlar tüketici fiyatları üzerindeki baskı artıyor ve enflasyonun yukarıya gitme eğilimi de hızlanıyor. %11'lik bir fark varsa üretici ile tüketici fiyatları arasında, bu öyle ya da böyle önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına yansıyacak. Dolar yükselse de yükselmese de, dolar düşse de düşmese de, onun için çok kritik bir nokta. Değişkenlerin çıkartıldığı, çok hızlı değişen konuların çıkartıldığı enflasyon pek çok ülkede, aynı zamanda Türkiye'de en önemli verilerden birisidir çekirdek enflasyon bu açıdan bakıldığında. Orada da yine Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi görüyoruz. %14.3 seviyesinde çekirdek enflasyon. Enflasyonda bir düşüş eğilimi yok ve olmayacak gibi görünüyor. Her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. Faizlerin yükseltilmesi bir işe yaramıyor. Aksine Türkiye'yi faiz, enflasyon ve kur sarmalına sokuyor. Bakalım Merkez Bankası bu işe yaramayan faiz operasyonlarına devam edecek mi, etmeyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Gelelim şu Georgia seçimlerine. Georgia seçimleri çok kritik arkadaşlar. Çünkü senatoda şu anki yapı şu. 50 cumhuriyetçi senatör var. 48 demokrat senatör var. Ve 2 senatör Georgia'dan çıkacak. Eğer ki bu 2 senatörü demokratlar kazanırsa eşitlenecek senatodaki ortam. Yani 50'ye 50 olacak. Peki kararlar nasıl alınacak? Başkan yardımcısı Harris son kararı verecek. Dolayısıyla demokratların önerdiği her yasa tasarısı geçecek, mavi dalga etkisi görülecek. Mavi dalga etkisinin görülmesi ne anlama gelir? Biraz bunu konuşalım. Arka arkaya yüksek miktarlı teşvikler çıkacak anlamına gelir. Daha çok halka gidecek paranın devlet tarafından çıkartılacağı anlamına gelir. Tasarruf eğiliminde olan vatandaşların da bazı noktalara daha fazla yöneleceği anlamına gelir. Mesela Amerika'daki hisse senedi piyasalarına ya da altına güvenli liman olarak ve aynı zamanda tabii ki dolara. Çünkü dolar da altından sonra en önemli güvenli limanlardan birisi olarak görülüyor. Peki bu sonucu nereden çıkartıyoruz? Yani vatandaşa giden para illa tasarrufa mı yöneliyor? Evet, vatandaşa giden para illa tasarrufa yöneliyor böyle dönemlerde. Pandemi yıkıp geçiyor. İnanılmaz bir ekonomik belirsizlik, ekonomik kriz beklentisi var. Bunun yarattığı işsizlik korkusu var. Avrupa ve Amerika'da vatandaşlar kendisini garanti altına
almak istiyor. Bunun en net göstergelerinden birisi Almanya'dan geldi arkadaşlar. Almanya'da vatandaşların tasarrufları 7.1 trilyon euroya yükselmiş durumda. Hızla artıyor. Her 100 euronun 16 ila 17 euro arasındaki kısmı araştırmalara ve tahminlere göre tasarrufa yöneliyor. Tasarrufa yönelen para da ya altına gidiyor ya hisse senedine gidiyor ya da başka enstrümanlara gidiyor ama insanlar sıcak parada kalmaya devam ediyorlar. Georgia seçimlerinden demokratların zaferle çıkması ve bunun sonrasında da arka arkaya teşvik paketlerinin açıklanması, aynı zamanda FED, Avrupa Merkez Bankası gibi kurumlarında varlık alımlarını arttırması tasarruf eğilimlerini hızlandıracak ve altına olan talebin de artmasını beraberinde getirecek. Altın fiyatları arkadaşlar o nedenle yükseliş eğilimine girmeye başladı. Hızlı bir şekilde kendisini 1930 dolar seviyesinin üzerine attı ve göreceksiniz bu yükseliş eğilimi daha da hızlanarak devam edecek. 2000 noktası kırıldığında ise psikoloji de değişecek. Çünkü orası psikolojik bir direnç. O noktanın kırılması çok hızlı bir şekilde 2080-2100 seviyesine altının gitmesini beraberinde getirecek. 2100 kırıldıktan sonra ilk hedef 2300 olacak. İkinci hedef 2500 olacak. Normal koşullar içerisinde altın bu sene yani 2021 yılında 2500 dolarları görecek gibi görünüyor bu koşullar içerisinde. Anormal koşullar devreye girerse, pandeminin yarattığı tahribat artarsa, aşılar pandemiye çare olmazsa, ölümler artarsa, ekonomiler ve ülkeler, sınırlar hızlı bir şekilde kapanırsa işte o zaman altında yükseliş eğiliminin çok daha hızlı olduğunu görürüz arkadaşlar. 2021 yılı içerisinde muhtemelen 3000 dolar ve üzerini konuşuyor oluruz. Doları konuşacağım merak etmeyin ama altını yakından ilgilendiren iki önemli konu başlığı daha var. Bunlardan birisi İran'dan gelen uranyum zenginleştirme açıklaması. Hükümet sözcüsü tarafından yapıldı bu açıklama. Uranyumu %20 oranında zenginleştirmeye başladık dedi. Şimdi bu neden kritik bir açıklama? Çünkü Amerika ve Avrupa ile yapılan anlaşmanın tamamen ihlal edilmesi anlamına geliyor. %20'lik zenginleştirme hem nükleer silah hem de nükleer yakıtta kullanımın önünü açıyor. Avrupa'nın da Amerika'nın da İran'la ilgili kesinlikle istemediği çok net konulardan birisi bu. İran'ın sözcüsünün bu açıklamayı yapması aslında hem Amerika'ya hem de Avrupa'ya savaş açması anlamına geliyor. İran'a yaptırımlar çok daha sertleşecek gibi görünüyor. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırımlar sertleşecek. İran'la ilişkide olan kapı arkasından iş yapmaya çalışan ülkelere de yaptırımlar sertleşecek. Türkiye gibi ülkelerde büyük risk altında. Öbür taraftan dünyada da bir gerilim yaratacağı için yine altına olan eğilim artacak ve altın fiyatlarının yükselmesinde İran etkisini de göreceğiz. Bir başka önemli konu Çin meselesi. Çinli şirketler borsadan kovuluyor. Üstelik demokratlar gelmesine rağmen 3 önemli teknoloji şirketini şu anda borsadan çıkartıyor Amerika. Yine 2 önemli enerji şirketi de borsadan çıkartılacak Çinlilere ait olan. Bir sonraki etapta da dünyanın en büyüklerinden sayılan Çinli offshore petrol firması da yine borsadan çıkartılacak. Neden Amerika'nın bu şirketleri borsadan çıkartması önemli? Çünkü arkadaşlar Amerika bu şirketlere yaptırım uygulayabilmek için mutlaka kendi arenasından Çinli şirketleri çıkartmak zorunda. Bu şirketlerle iş yapmamak adına ya da bunlara yaptırım uygulayabilmek adına hem teknoloji şirketlerinin hem enerji şirketlerinin hem de petrol şirketinin borsadan çıkartılıyor olması Amerika-Çin ilişkilerinin daha da sertleşeceği anlamına geliyor. Alın size bir risk ortamı daha ve altın fiyatlarının yükselmesinde yine etkili olacak bir diğer konu başlığı olacak. Yani arkadaşlar 2021 yılı içerisinde Çin, Amerika, İran gerilimlerinin daha da arttığını göreceğiz. Bunun da piyasalar üzerinde özellikle altın fiyatları üzerindeki etkilerini de hep birlikte göreceğiz. Yine iki önemli başlığı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi dünyanın en önemli konsorsiyumlarından birisi oluşuyor otomotiv sektöründe. Citroen PSA şirketi ve Fiat şirketleri grup halinde birleşiyorlar ve dünyanın en önemli ekonomik yapılarından birisini oluşturuyorlar. Ciddi bir birleşme. Ancak şunu
şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bütün dünya elektrikli otomobile yönelmiş durumda. Eğer ki bu büyük grup elektrikli araçlarla ilgili atılım yapmazsa büyük ihtimalle çok ciddi sıkıntılar yaşayacak yakın zaman içerisinde. Tahminim Tesla'ya, Apple'a, LG'ye, bunlara benzer elektrikli otomobil üreten firmalara karşı konsorsiyumu oluşturuyorlar. Bataryalar konusunda önemli yatırımlar yapacaklar bundan sonraki süreçte. Avrupa'da pandemi nedeniyle havacılık sektörü 56.2 milyar dolar kayba uğramış durumda. Büyük bir zarardan bahsediyoruz. Devletler yardım eli uzatıyor ama bu süreci ne kadar devam ettirebilirler? O da apayrı bir tartışma konusu. Şimdi bütün bu başlıklar ışığında gelin biraz da rakamlara bakalım. Rakamlar neleri söylüyor bize? Borsa 150 bini zorlayacak. Görünen o. 150 binin üzerine çıkacak. Bakın borsa daha da gidiyor. 200 olacak, 300 olacak havası yaratacak. Ama bozulan ekonomik dengeler, uluslararası ilişkiler nedeniyle borsada çok sert satış baskısını göreceğiz. Özellikle Avrupa yaptırımları ve Amerika'dan gelecek katsa yaptırımların etkisi de borsanın çöküşünde önemli olacak. 7.36 civarında gezen bir dolar kuru var. Günün ilk saatlerinde, daha doğrusu gece saatlerinde 7.40-45 aralığındaydı dolar. Biraz geri çekildi 7.36 seviyesine kadar. Bu seviye artık doların alındığı seviyeler arkadaşlar. Dolar bu seviyeden toparlanıp kendisini 7.50'nin üzerine, daha sonrasında 7.90 seviyesine atacak. Gelen haberlerle birlikte, Merkez Bankası kararıyla birlikte, makroekonomik dengelerin özellikle cari açığın daha da bozulmasıyla birlikte doların yükseliş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. En kritik meselelerden birisi de arkadaşlar kısa vadeli dış borçların ödemeleri geliyor. Bunların ödenebilmesi için büyük ihtimalle piyasaya yüklenilecek. Piyasadan dolar toplanmaya, euro toplanmaya, sterlin toplanmaya çalışılacak. Kıtlık oluşacak. Kıtlığın oluşması da Merkez Bankası rezervlerinin daha da zora girmesini beraberinde getirecek. Aynı 1994 krizinde olduğu gibi ciddi kırılmalar görebiliriz. Şimdiden dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Euro ve sterlin de yine doların yükselişine paralel yükselişler kaydedecek. Bu seviyeler artık dolar için dip seviyeler gibi görünüyor. Faize bakıyorum, 15'in hemen kıyısında büyük ihtimalle %15'i yukarıya doğru kıracak. %14.96 seviyesinde zaten şu an itibariyle. Altının onsunun yükseliş eğilimi hızlandı. 1930'un üzerinde tutundu. Şu anda da 1940 seviyelerinde %2.22'lik bir yükseliş var. Biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı özellikle Georgia seçimlerine kadar yükseliş hızlı bir şekilde devam edecek. Sandıktan demokratlar çıkarsa o zaman altının yükseliş eğiliminin çok daha hızlı olduğunu göreceğiz. Bir anda 2100 doların üzerine çıkacak. Brent petrol $51.88. seviyesinde. Altında biraz kalalım arkadaşlar. Özellikle gram altını konuşalım. Çünkü gram altında çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Gram altını etkileyen iki önemli mesele var. Zaman zaman hatırlatıyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Bunlardan tabii ki birincisi altının onsundaki yükseliş eğilimi. İkincisi de dolar fiyatı. Türkiye'deki dolar fiyatı, ikisinin çarpanı gram altını oluşturuyor. Gram altın şu anda 457 lira seviyesinde. Bakın altını çizerek söylüyorum. Altın onsundaki bu ivmelenme devam ederse, ki edecek gibi görünüyor. Dolar da biraz önce söylediğim o 7.90 atağını yaparsa, ki yapacak gibi görünüyor arkadaşlar. 500 liranın üzerine çok hızlı bir şekilde çıkan altın, gram altın fiyatını göreceğiz. Sonrasında ise gram altının doların yükselişine ve onsun yükselişine bağlı olarak önce 550-560 aralığına, sonrasında da 600 seviyesine doğru yolculuğun başladığını göreceğiz. 850 ile 9 aralığındaki doları işaret ediyor. Aynı zamanda ons'ta da 2100 doların üzerine işaret ediyor. O noktalara geldiğimizde artık 600 lira zorlanıp yukarıya doğru kırılmaya başlanacaktır diye tahmin ediyorum. Bana göre altında rally yeni başlıyor. Bu rally o kadar uzun süreli olacak ki altın fiyatları inanamayacağımız seviyelere gelecek. Ons da rekor üzerine rekor kıracak. Dolarda ise bu seviyeler artık taban seviyeler olarak karşımıza çıkmaya başladı. Yükseliş eğilimi hızlanacak
ve 8'in üzerine bir kez daha kendisine attıktan sonra artık biz 7 seviyesini unutacağız 2021 yılında. 8'den sonraki süreçte sıcak paranın Türkiye'de tutulup tutulamadığına bakacağız. Sıcak paranın kaçışına bağlı olarak ve yine bizim kısa vadeli borçlarımıza bağlı olarak dövizde kırılmalar göreceğiz ve işte o zaman hep bahsettiğimiz 16-20 aralığına gideceğiz iyi senaryoda. Kırılma 1994 yılındaki gibi olursa arkadaşlar 3'e 4'e katlayan fiyatlarla karşılaşabiliriz. Daha yolun başındayız. Pandemide yolun başındayız. Amerika, Çin, İran geriliminde yolun başındayız. Daha Türkiye-Amerika geriliminde yolun başındayız. Döviz cephesindeki ve altın cephesindeki kırılmalar çok daha sert olacak. Onu da özellikle belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Twitter'dan hem de Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.